Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcanlı kuşbaşı etli sandal kebabı yapıyoruz. Lezzetli, güzel bir ana yemek tarifi. Buyurun hep birlikte hazırlayalım. Yemeğimiz için ilk önce 5 adet bostan patlıcanı kullanıyorum. Bostan patlıcanlarını görüyorsunuz. Çok büyük olanlarından seçmedim. Boyları biraz kısa olanlarından. 5 adet bostan patlıcanını ilk önce sap kısımlarını temizliyorum. Bu yeşil kısımları temizliyoruz. Sapını bakın bırakacağız. Yaprak kısımlarını temizledikten sonra sap kısmından başlayarak ortadan ikiye kesiyorum. Patlıcanları bu şekilde hazırlıyorum. Bütün patlıcanları bu şekilde hazırladıktan sonra patlıcanların İç kısmına bıçak ile çok fazla derin olmayacak şekilde küçük çizikler atıyorum. İç kısmının daha güzel pişmesi için. Patlıcanları hazırladıktan sonra tavaya bol sıvı yağ koyuyorum ve ısınmasını bekliyorum. Bakın kontrol ediyorum. Tamamen ısınmasını bekliyorum. Soğuk yağa patlıcanları koyarsak eğer çok yağ çekecektir. Bunun için yağın ısınmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi yağımız ısındı. Artık patlıcanları yağa bırakıyorum ve güzelce her tarafını kızartıyorum. Her iki yüzeyinin de güzelce kızarması gerekiyor. Arzu ederseniz fırında da kızartarak hazırlayabilirsiniz. Üzerine her tarafına sıvı yağ sürüp 200 derece fırında kızartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi patlıcanımızın yüzeyi çok güzel kızardı. Çevirdikten sonra alt yüzey de kızardı. Şimdi artık tavadan patlıcanları alıyorum. Bütün patlıcanları bu şekilde kızartıp hazırlıyorum. Kızaran patlıcanları fırın tepsisine alıyorum. Fırın tepsisini aldıktan sonra patlıcanların üzerine bir miktar tuz ilave ediyorum. Patlıcanların hiç tuzu yok. Lezzetlenmesi gerekiyor. Buraya tuz ekleyip çatal yardımı ile eziyorum. Hafif karıştırıyorum. Hem biraz çukurlaşmış oluyor. Bakın gördüğünüz gibi etimizi koymak için yer hazırlamış oluyoruz. Bu şekilde patlıcanlarımızı hazırlayalım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımızın hepsi hazır. 5 adet patlıcandan 10 porsiyon yemek çıkacak. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız hazır. Üzerinin etli harcını hazırlama işlemine geçelim. Patlıcan sevmeyenler için 2 adet de patates hazırladım. Bu yemeğimizi sırf patates ile de hazırlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağı tavaya koyuyorum. Bir büyük doğranmış kuru soğan ilave ediyorum. Diriliğini kaybedinceye kadar 1-2 dakika kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybettiğinde üzerine 4 adet doğranmış yeşil biber, 1 adet de kırmızı kapya biber ekliyorum. Biberler ile birlikte 1-2 dakika kavurma işlemine devam ediyorum. Bir iki dakika kavurduktan sonra 1,5 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salça ile birlikte 7-8 diş doğranmış sarımsak ekliyorum. Birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. Salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavrulması yeterli. Üzerine 750 gram haşlanmış kuşbaşı dana etini ekliyorum. Et ile birlikte 1,5 çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı kekik ekliyorum ve karıştırıyorum.
1-2 dakika lezzetler bütünleşinceye kadar kavurmamız yeterli. Bu aşamada üzerine bir su bardağı etin haşlama suyundan ekliyorum bakın ve karıştırıyorum. Bir taşım kaynatıyorum. Baharat, sebze ve etin özleşmesi için sadece bir taşım kaynaması yeterli. Çok güzel bir şekilde kaynadı. Artık etimiz hazır. Bu kadar kaynaması yeterli. Ocaktan alıyorum. Sosunu hazırlamak istiyorum. Sos tavasına sosu için 2 yemek kaşığı sıvı yağ tavaya koyuyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Salça kavrulduktan sonra 2 su bardağı etin haşlama suyundan ekliyorum. Bir su bardağı normal su ilave ediyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Sosu da sadece bir taşım kaynaması yeterli. Şimdi artık birleştirme zamanı. Hazırlamış olduğum eti patlıcan ve patatesin üzerine koyuyorum. Eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Etini yerleştirdikten sonra birer dilim domates yerleştiriyorum. Ve yine birer parça da yeşil biber koyuyorum ve hazırlamış olduğum sosu ekliyorum. Sosu ekledikten sonra artık yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Arzu ederseniz bir miktarda sıcak su ekleyebilirsiniz. Fakat patlıcan çok fazla su çekmiyor. Çok fazla eklemenizi önermiyorum. Sadece hazırlamış olduğumuz sosun suyu bile yeterli gelecektir. Şimdi önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında özleşinceye kadar yaklaşık 40-45 dakika pişiriyorum. Üzerindeki sebzeler kızarıncaya kadar pişirmemiz yeterli. Hemen bir tane alıp servis tabağında göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır, yumuşacık pişti, özleşti. Çok lezzetli bir yemek oldu. Yanına püre çok yakışır, pilav çok yakışır. Neyle servis yapmak istiyorsanız tercih size kalmış. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.